Faruk Bey, arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Her işi yaparım. Hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk, eyvallah. Yolu da kesmeyelim. Abi seni gördük, mutlu olduk. Biz de eve gidiyorduk tam. Nasılsın? Vallahi nasıl olalım ya? Yani... Ya bugün seninle aslında her şeyi konuşabilirim. Yeni projeleri de konuşabilirim ama müsaaden olursa ne aşka gireceğim, ne yeni projeye gireceğim. Ülke başka bir şey konuşuyor Faruk Bey. Yani iki tane kız çocuğu en son bir canın ellerinde. Yani cümlenin sonunu getirmeyeyim. Neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi insanlar böyle bir duruma tabii ki ilk tepkimiz halk olarak kınamak oluyor. Ama bu artık bence kınamanın ötesine geçmiş bir durum. Yani kırmızı ışıkta geçeni kınıyoruz ya da mesafe kısa diye müşteriyi almayan taksiciyi kınıyoruz belki zaman zaman. Ama yani bu artık bunun çok ötesine geçmiş bir durum. Bu toplumsal bir kriz artık. Yani bizim son zamanlarda yaşadığımız olaylar bence daha geniş çapta baktığımız zaman genel bir çöküşün sonucu. Birkaç gün öncesinde bir polisimiz şehit edildi biliyorsunuz. Ve bu olaylar üst üste gelmeye devam ettikçe de tabii ki biz hani vatandaş olarak yani ülkede çok tedirgin oluyoruz ve bununla alakalı derhal net bir aksiyon alınması gerekiyor. Sabancı soy ismini çıkartıyorum. Faruk olarak Türkiye'de kendini güvende hissediyor musun? Ya şimdi biz erkekler olarak sabaha kadar kendimizi nedenli güvende hissedip hissetmediğimizi tartışalım. Çünkü bu tartışmaya açık bir konu. Evet. Ama tartışmaya açık olmayan bir konu var. O da kadınlarımızın ve çocuklarımızın güvende olmadığı. Ve dolayısıyla da kadınların ve çocukların güvende olmadığı bir toplumda erkeklerin kendini nedenli güvende hissedip hissetmediği de bir konu değil artık. Evet. İsimler değişiyor. Yani Narin Ayşe oluyor, Ayşe Leyla oluyor. Ama Türk kadınının makus kaderi diyorum ben artık ona. Bir türlü değişmiyor. Bundan nasıl, bu buhrandan nasıl çıkacağız, bu paradokstan? Ya mesela son zamanlarda ben sosyal medyada rehabilite etmek diye bir şey okuyorum. Evet. Yani bu tabii benim kişisel şahsi görüşüm ama bu denli varlıkların, topluma sızmış bu denli varlıkların rehabilite edileceğine inanmıyorum. Yani buna bir ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla bununla alakalı güvenlik güçlerimizin, devletimizin kesin bir aksiyon alması gerektiğine inanıyorum. Yani tespit ve imha. Yani bundan şunu kastediyorum. Bu kişilerin tespit edilip, erken zamanda tespit edilip toplumdan derhal uzaklaştırılması gerekiyor. Bu kişilerin rehabilite edilmesi bir öncelik değil. Yani öncelik kadınlarımızın ve çocuklarımızın kendini güvende hissedeceği bir toplum yaratmak aslında. Bir de sosyal medya kazanı var. Cadı kazanı gibi maşallah. Yani öyle konuşsan dayak yiyorsun. Böyle konuşsan yine dayak yiyorsun. O sosyal medya kazanından nasıl sıyrılacağız? Yani kime ne söyleyeceğimizi şaşırdık, ne konuşacağımızı şaşırdık. Şimdi bu konuştuklarını çok farklı yerlere çekecek olan insanlar da olacaktır. Yo, olmayacaktır. Çok net benim söylediğim her şey. Yani düşüncelerim çok net ve yani ben en azından kendi bu söylemlerin bir yere çekilebileceğini düşünmüyorum. Hani aklı selim bir insan tarafından. Yani çünkü dediğim gibi birçok şeyi tartışabiliriz ama tartışmaya açık olmayan tek şey ise kadınlarımızın ve çocuklarımızın kendilerini güvende hissetmedikleri ve bununla alakalı devletimizin derhal bir aksiyon alması gerektiği yani. Özellikle çocuk tecavüzleri noktasında idam cezasının gelmesini ister misin? İdam yani şöyle inanın şunu söyleyeyim çok samimi olarak. Böyle bir haberi okuduğumda benim de mesela Faruk olarak ilk tepkim hani şöyle yapalım oluyor. Fakat bu evet belki yüreğimizdeki bir yangını belki birazcık soğutabilir. Ama gerçekten çözüm olduğuna inanmıyorum. Yani çözüm bir kere doğru bir tespit yaparak bu eğilimi olan varlıkların toplumdan uzaklaştırılması. Kesinlikle. İnşallah daha güzel yarınlarda daha güzel şeyler konuşuruz. Özellikle ne aşka girdim ne müziğe girdim. Çünkü bu konu daha önemli Faruk Bey. Hakkınızı helal edin. Ya tabii ki yani inşallah daha iyi günler görürüz ülkece ve farklı konular konuşabileceğimiz bir zaman içerisine yani kendimizi psikolojik olarak başka şeyler konuşabilecek durumda hissederiz inşallah. Ama şu anda evet maalesef ülkece büyük bir vahşeti seyrettik ve gerçekten yani sözün bittiği yerdeyiz. Umarım bu olaylar tekrar etmez ve devletimizin derhal alacağı aksiyonlarla daha güvenli bir toplum içerisinde yaşarız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.